Söylemedin değil mi? Onu söylemedim ya. Kaç lira o sen? Hemen arayın. 23.90. Soru cevap mı yaparız? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyathanede çalışıyorum sağlık memuru olarak. Koşuya 2004 yılında başladım. İstanbul'da başladım ilk koşuma. Bir dayı oğlum vardı benim, onun teşvikiyle başladım. Yani koşuyla hiç alakam yoktu normalde, sadece yürüyüş yapardım. Dayı oğlu dedi böyle böyle İstanbul Maratonu var dedi, buna katılalım mı dedi. Ben de bir aylık bir antrenmanla İstanbul Maratonu'yla bu koşuya adım atmış oldum. Ondan sonra çevrem gittikçe genişledi. Koşu camiasının içinde kendimi daha çok buldum. Derken birçok yarışa gittim. 10 tane kupam var. 2 plaketim var. En az 100 tane de madalyam var. Birçok yarışa katıldım. Büyük başarılar elde ettim. İkincilik, üçüncülük ve birinciliklerim var kendi kategorilerimde. Daha sonra bu işten eve, evden işe koşularını keşfetmeye başladım. Hem zamandan kazandım hem de benim için daha iyi oldu. Evden çıkıyorum yaklaşık 19 kilometre işe kadar koşuyorum. Bazen işten çıkıp eve de koşuyorum. Çift idman da yapıyorum. Yani günde 19 çarpı 2 38 kilometre yol yapıyorum hemen hemen her gün. Haftada bir gün dinleniyorum sadece. Evliyim. 2 tane de çocuğum var. Koşu bana neler kazandırıyor? Koşu sağlık açısından önemlisi o zaten. Kendimi çok dinde hissediyorum. Mutlu oluyorum. Mutluluk hormonu endorfin salgılıyorsun. Koştukça mutlu oluyorsun, dinç oluyorsun. Bazı kötü alışkanlıklardan koruyor. İster istemez antrenman yapıyorsun. Senin için bir sosyal bir faaliyet oluyor, bir hobi oluyor bir koşu. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Yani koşabilen koşsun, koşamıyorum diyen de yürüsün. Bir spor olsun yani hayatında. O hiç etkilemiyor. Daha dinç oluyorum hatta. Hatta bazen bana söylüyorlar doktorlar, çalışma arkadaşlarım. Sen bu kadar koştun, nasıl çalışacaksın, yorulursun. Aksine daha da iyi oluyorum. Tam tersi. Eğer koşmazsam o zaman daha yorgun hissediyorum kendimi. Her gün işten eve 19 kilometre koşuyorum diyor. Evet.